Anne sütünü arttıran en önemli besin sudur. Mutlaka günde 2,5-3 litre kadar su tüketilmesi gerekmektedir. Sıvı alımını ıhlamur, kuşburnu, rezene gibi bitki çaylarıyla destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda rezene çayı hem bebeğin gazını gidermekte hem de süt üretimini arttırmaktadır. Doğumdan sonraki ilk 2-3 hafta çiğ sebze ve meyveler gaz yapabilir. Bu yüzden meyveleri kendi şekerleriyle komposta şeklinde, sebzeleri ise pişmiş şekilde tüketebilirsiniz. Gaz dönemi geçtikten sonra ise sebze ve meyveler her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Brokoli, karnabahar, lahana, kereviz gibi besinler pişseler dahi gaz yapıcı özelliklerini kaybetmezler. Bu yüzden gaz dönemi geçinceye kadar ıspanak, semizotu, fasulye gibi sebzelerden faydalanabilirsiniz. Doğumdan sonraki ilk 2-3 hafta süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum bakımından zengin gıdalar gaz yapabilmektedir. Bu yüzden sütünüzü laktozsuz süt şeklinde ya da muhallebi şeklinde, yoğurdunuzu ise yayla çorbası şeklinde tüketebilirsiniz. Balıkta bulunan omega 3, anne sütü ile bebeğe geçerek bebeğin zihinsel gelişimini desteklemektedir. Bu yüzden mutlaka haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir. Her gün 1 adet yumurta ve etli sebze yemeği tüketerek ya da et tüketerek protein alımı desteklenmelidir. İyot, doğal besinlerle alınamadığı için tuzumuz mutlaka iyotlu toz şeklinde olmalıdır. Salam, sucuk, sosis gibi katkı maddeleri içeren maddelerden mümkün mertebe bu dönemde uzak durulmalıdır. Demir eksikliği bu dönemde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Demir, anne sütüyle bebeğe geçerek bebeğin kan yapımında kullanılır. Demir bakımından yüksek besinler, et, tavuk, balık, kuru yemişler, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Çay, kahve, kola mümkün olduğu kadar bu dönemde tüketilmemelidir. Eğer çay içilmek istenirse yemeklerden 1 ya da 2 saat sonra açık ve limonlu şekilde tüketilerek vitamin ve mineral kayıplarının önlenmiş olur.